Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Ekim Çarşamba ABD Delaware Park yarışlarında altılı gayan yorumlarıyla karşınızdayım. 7 koşuluk bir program var. Altılı gayan 21.15'te ikinci koşuyu da start alıyor. Bir maiden koşu 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1500 metre çim pistte koşuda 14 isim start alacak gözüküyor. Koşuya baktığımızda koşu 12.500-16.000 aralığında bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 19.000 dolar olan 12 numaralı Shuttime Carol Sedano ile start alıyor. Bir beşinciliği, bir dördüncülüğü var. 1100-1200 metre kum pistlerde. Daha sonra 10 numaralı True Dakotan, Jamie Rodriguez de start alıyor. Son startında favori olduğu koşuda bir üçüncülüğü var. 20 binlik bir maiden satış koşusunda 1600 metre kum pistte. 8 numaralı Menelao, Daniel Santana ile start alıyor. 1670 metre kum pistte bir ikinciliği var son startında. Ve son olarak burada 4 numaralı kariyerinde ilk kez start alacak olan Palace King, Isaac Castillo ile kariyerindeki ilk startında bu maiden koşuda yer verdiğim son isim. Burada şöyle bir durum daha var. 14 numaralı Barberini iyi diş edildikten sonra Gelding olarak ilk kez koşacak. Koşudan çıkan at olursa koşacak olan bir isim yazılabilir. Böyle bir durum gerçekleşirse 13 numaralı Heart of Savino da aynı şekilde koşudan çıkan at olursa start alacak olan bir isim. Bu iki isme de dikkat, koşudan çıkan at olursa. İkinci ayağa geldik. Altılı gayen ikinci ayağı bir şartlı koşu, şartlı satış koşusu. Üç karı dışı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak koşuda 8 isim start alıyor. Günün zor koşularından bir tanesi. 5 numaralı Melodious Singer'la başlayacağız burada. Koşuya baktığımızda koşu 5.000-7.500 aralığında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 14.000 dolar olan 5 numaralı Melodious Singer son iki startında 1670 ve 1200 metre kum pistlerde dördüncülükleri var. Angel Suarez'le start alıyor. 4 numaralı Captivating Gull, Skyler Spanable'la start alacak olan bir isim. 3 numaralı Are Every Lean, Carol Sedano ile start alıyor. Son startında 8 binlik bir satış koşusunu 1200 metrede 1.11.61 derecesiyle kazanmış bir isim. Favori olduğu koşu. İki isme daha yer vereceğim burada. 1 numaralı Split or Spite, Charlie Marquez ile start alıyor. Son startında jokeyini düşürmüş. Ondan önce bir üçüncülüğü, bir de 2 Ağustos'ta 1100 metre kum pistte 1.06.97 ile kazandığı bir koşu var. Son olarak da 8 numaralı My Expensive Gift Erasmo Martinez'le, o da son startında 5000'lik bir satış koşusunu yaklaşık 8 boy farkla aynı jokeyle kazanıyor. 1100 metre kum pistte 1.06.20 derecesiyle. Geldik 3. koşuya. 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşu 1700 metre çim pistte start alacak. Burada da koşuya baktığımızda koşu 38 binlik bir maiden koşu. 9 numaralı Speaking Scout Angel Suarez ile start alıyor. Üst grup koşulardan bu koşuya gelmiş. 1600 ve 1700 metre çim pistte bir ikinciliği, bir dördüncülüğü olan bir isim. Büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır. Ancak ben burada 10 numaralı Valhalla'yı da ekliyorum. Charlie Marquez ile start alacak olan Godolphin ekibine ait bir isim. 9 ve 10 üçüncü ayakta yeterli gibi gözüküyor. Geldik 4. ayağa. Biraz zor bir koşu bu ayakta. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1670 metre kum pistte start alacak bir satış koşusu. Koşuda 8 isim start alıyor. 6 numaralı Spotted Bull ilk yer vermek istediğim isim. Koşuya baktığımızda koşu 16.000-20.000 aralığında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 25.000 dolar olan 6 numaralı Spotted Bull Jamie Rodriguez de start alıyor. Bir önceki startında 1200 metre kum pistteki koşuyu 1.10.63 derecesiyle kazanmış bir isim. 7 numaralı Ronin Warrior Carol Sedano ile start alacak. Son 3 startında tabelada yer bulmuş bir isim. 1400, 1670 ve 1600 metre kum pistlerde. 4 numaralı Tweety City Raul Mena ile start alacak olan bir isim. O da son 6 startında tabelada yer bulmuş bir isim. 1 numaralı El Samuro Daniel Santana ile start alıyor. İki isme daha yer vereceğiz burada. 5 numaralı Roaring River Roberto Alvarado Jr. ile start alıyor ve son olarak burada 8 numaralı Mako Boy Eric Lopez ile 4. ayakta şans verdiğim son isim.
Geldik altılı Ganya'nın 5. ayağına. 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1500 metre için pistte bir satış koşusu. Koşuda 14 isim start alacak gözüküyor. 12 numaralı Declared ile başlayacağız. Angel Suarez ile start alacak olan. Bu da günün karışık koşularından bir tanesi. 16 binlik bir satış koşusu. 20 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 12 numaralı Declared Angel Suarez de start alıyor. 1600 metre sentetik pistteki bir önceki startını yaklaşık 4 boy farkla kazanmış. Son startında da bir dördüncülüğü var 16 binlik satış koşusunda. 5 numaralı Steiner Raul Mena ile start alıyor. Son startında bir maiden koşuyu 1200 metrede 1.12.47 derecesiyle kazanmış. 4.5 boy farkla aynı jokeyle. 3 numaralı Doktor Ferber Michael Sanchez ile start alacak olan bir isim. Nispeten üst grup kuşlardan bu koşuya geliyor. 4 numaralı Big Tall Dog Augusto Marin ile start alıyor. Son 3 startında ikinciliği var. 1200, 1200 ve 1100 metre kum pistlerde. İki isme daha yer vereceğiz burada. 6 numaralı Big Polo Jamie Rodriguez ile start alacak olan ve 9 numaralı Rose Horace Saint Jomar Torres ile start alacak olan bir isim. 5. ayakta önereceğim son isim 9 numaralı Rose Forest. Geldik son ayağa bir maiden opsiyonel satış koşusu. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte. Koşuda 6 isim start alıyor. Burada Skyler Spanable'la start alacak olan Quality to Spare gruptaki diğer atlara baktığımızda öne çıkıyor. Grup günün teki olarak önerebileceğim bir isim. 35 bin 40 bin aralığında bir maiden satış koşusu. Quality to Spare Skyler Spanable'da bütün startlarını almış son 6 startında nispeten benzer gruplarda start almış ve son 4 startın 3'ünde tabela yapmış bir isim bugünkü koşuyu muhtemelen kazanacaktır diye düşünüyorum ve 6. ayakta tek olarak önereceğim isim. Geldik İdili Plase'nin ilk ayağına. Yedili Plase'nin ilk ayağı 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir satış koşusu. Koşuda 6 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 7500-12500 aralığında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 18.000 dolar olan. Burada arkadaşlar 3 numaralı Pretty Pants Michael Sanchez ile start alacak olan bir isim. Favori olduğu son startında 20 binlik bir maiden claim satış koşusunu 10 boy farkla kazanan bir isim 1200 metre kum pistte 1.12.90 derecesiyle. 3 numaralı Pretty Pants, Yedili Plase'nin ilk ayağı için yeterli olur diye düşünüyorum. xbracing.com web sitemiz var. Bu web sitesinden biraz bahsedeyim. Daha doğrusu bununla ilgili hazırladığım bir küçük video var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi.
Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic. Geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'a tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonunu tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde, bunlar size bir yol gösterme adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin derim. İlk koşu bir maiden koşu, satış koşusu. 12 numaralı Shot Time, 10 numaralı True Dakotan, 8 numaralı Menelao ve 4 numaralı Palace King var. Koşudan çıkan at olursa koşacak olan 13 ve 14 numaralarda önerdiğim diğer isimler. İkinci ayakta 5 numaralı Melody Singer'la başladık. 4 numaralı Captivating Gal, 3 numaralı Ray Avery Lean, 1 numaralı Spirit or Spite ve 8 numaralı My Expensive Gift şans verdiğim isimler arasında. Üçüncü ayakta 9 numaralı Speaking Scott ve 10 numaralı Valhalla kariyerinde ilk kez start alacak 10 numara. Dördüncü ayakta çok isim yazdık. 6 numaralı Spotted Bull, 7 numaralı Ronin Warrior, 4 numaralı Tweety City, 1 numaralı El Samuro, 5 numaralı Roaring River ve 8 numaralı Mako Boy. 5. ayakta da 12 numaralı Declared, 5 numaralı Steiner, 3 numaralı Dr. Ferber, 4 numaralı Big Tall Dog, 6 numaralı Big Polo ve 9 numaralı Rose for a Saint. Son ayakta da 5 numaralı Quality to Spare'in koşuyu kazanmasını umuyorum. Hepinize bol şanslar ve mutlu bir çarşamba günü diliyorum. Abone değilseniz çıkış yapmadan, abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlardan da beğen butonuna basmalarını rica ediyorum. Hepinize bol şanslar.